Herkese selamlar dostlar. 4 Nisan 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Muazzam bir gün geçirdik. Ciddi anlamda muazzam bir gün geçirdik. Hem maç geneli olsun. Ben pazar gününün şimdi yeni çekiyorum videoyu saat 11. Şimdi öncelikle sırayla başlayalım. Rahat rahat gidelim. 5 maçı kısa kısa anlatacağım. Tahminlerimi söyleyip çıkacağım. Şu an çok keyifliyim, mutluyum bu kazançtan dolayı. Öncelikle yüksek mislimiz gelsin. Yüksek misli de arkadaşlar ben güvendiğim bir mücadeleydi. Bu arada Nisan ayında 2'de 2 olduk şu an. Bunlar artık kaç millet kim basarsa 500 basan var, 1000 basan, 2000, 10 bin basan var zaten. Sürekli sohbet havasındayım bu arkadaşlarla. WhatsApp iletişim hattı da mevcut zaten. Tek maç yüksek misli Trabzon, Beşiktaş, KG var. Bir önceki maçımız da zaten gelmişti. 3 günde 2 tane yüksek misli önerdim. Başarılı oldu. Burada her gün önermiyorum zaten. Burada amaç zaten yüksek oynadığımız için nokta atışı yapıp kazanç sağlamak. 2'de 2 ile devam ediyoruz. Trabzon Beşiktaş maçı da KG varı geldi. Zaten maç sonu 0'ı da sizlere önermiştim. KG varı da zaten kombineye koymuştum. Yüksek misinden kazanan yüksek basıp düşük alıyoruz. Yüksek alıyoruz. Fark etmez. Kazandık. Tebrik ediyorum arkadaşlar yüksek misli için öncelikle. Yüksek misli arkadaşlarımızı. Yüksek oran grubunda ne yaptık? Hemen ondan bahsedeyim. Yüksek oran grubunda ilk maçım Trabzon maçıydı. Maç sonu 0 olarak dedim. 3 oranı vardı. 3-10 gibi bir oranı vardı. Atalanta Napoli maçını 2-3 gol olarak önerdim ben burada. 1-1'e yakın dedim. 3-1 Napoli aldı. Bir 9 dakika daha sabretselerdi bu da gelecekti. Geçtim. Tottenham Newcastle bakın imzalı. Ben bunu videoda bağıra bağıra sizlere de söyledim. Dedim ki bakın oyun stilleri dedim Newcastle'ın bak 5 tane gol attı Tottenham. Tottenham 5 tane gol attı. KG varını zaten önermiştim geldi. Fakat en çok korneri kullanan takım Newcastle oldu. Çünkü bu tamamen ne biliyor musunuz? İzlemekle alakalı. Newcastle'ın da Tottenham'ın sürekli maçını izleyen adam böyle bir nokta atışı yapabilir işte. 3.75'ten en çok korner deplasman dedim. Yüksek oran grubunda dönerdim ben bunu. 3.75 Kangal imzalı. İşte bu. Daha söz yok. Konya maçına da dedim ki sizlere 8.5 kornerin zaten dönermiştim. Maç zaten ben yüksek oranla 2'in 1 gibi orandan da yüksek oran grubuna özellikle attım. 10.5 üst korner attım. Yüksek oran grubuna. 2-1'den bu da başarılı. Tebrik ederim yüksek oran grubu takipçilerimizi. Kombinelerde ne yaptık? Sizlere verdiğim zaten ideal KG var kombini. Nürnberg maçıyla Trabzon maçı KG var kombine geldi zaten. Katın özel ekstra ideal olaraktan bir kombini verdim. Erzurum maç sonu 2. Roma maçı KG var. Sampdoria bir türlü gol atamadı. Kaçırdı kaçırdı atamadı. Ekstramız yattı. Öne çıkardığımız kombinemiz başarılı oldu. Kazançlı bir gün geçirdik. Ben sizlere şeyi göstermek istiyorum. Canlı da bakın samimi söylüyorum rekor. Bak henüz hesaplamasını yapamadım. Samimi söylüyorum hesaplamasını yapamadım. İnanılmaz. İnanılmaz. Kısa kısa göstereyim. Bu benim maç önü tercihimdi. 8.5 üst korner dakika 67'de geldi. Young Boys maçı ilk kere 0.5 üst başarılı. Onun dışında Milano 85,5 üst başarılı. Vakıfbank 26 sayı fark edemez. Handikapı arkamıza aldık başarılı. Burada Gladbach maçına ilk kere 0,5 hemen arkasına. Tottenham maçı ilk kere 0,5. İkisi de ardı ardına geldi zaten. Başarılı. Hemen ardına geçelim. Krova mücadelesi ilk kere 0,5 başarılı. Livkesil mücadelesi toplam gol 5,5 üst. 1.45 orandan dakika 71'de verildi. Başarılı. Emilia maçıyla Bologna maçı altına bir de Dallas mücadelesi. İlk yarı Eee. E, mücadelesi geldi. Bologna mücadelesi geldi. Dallas mücadelesi gelmedi herhalde. Ulan geldi mi acaba? Gelmedi herhalde. İlk yarı 0.5 3 Beşiktaş burada başarısız. Onun dışında şöyle baktığımız zaman da aşağı doğru aktı geldi. Vonlar, onlar derken dediğim gibi sanırım şöyle aşağı doğru göstereyim isterseniz. Sanırım rekor yaptık. Canlı rekoru yaptık sanırım. Vallahi destekleyen herkese teşekkürler arkadaşlarımızla birlikte, tur arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden elinize sağlık. Şimdi sizlerden ricam yine bu videoya eğer kombine önerisi istiyorsanız artı 300'ün üzerinde like bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kombine önerisi yapacağım. İdealden. Bu videoda kombine önerisi yok zaten. Öncelikle onu belirteyim. Ama sizler şöyle bakın güzel sonuçlar elde ediyor. 3000 kişi izliyor. Kaç maç vermişim mesela bugün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane maç vermişim. Şu an iki tanesi yapmış. Bir tanesi Juventus maçı oynanıyor. iki tanesi başarısız olmuş. Muazzam performans sergiliyoruz. Canlı da kazandırıyoruz. Kupon olarak kazandırıyoruz. Sizlerden istediğimiz hemen iki saniyenizi ayırıp like tuşuna basmanız ve bunu düzenli hale getirmenizdir. Her gün tutturamam zaten. Her gün bu başarı gelmez. Ama sizlerden ricam iyi gün taraftarı değil. Kötü gün taraftarı da olmanız. Ondan dolayı burada kötü günde de destek vererekten de iyi günde nasılsa kötü günde de destek vermenizi beklerim. Geçelim isterseniz maçlara. Devam edelim. Şimdi ilk mücadele Başakşehir-Malatya mücadelesiyle şöyle kısa kısa anlatıp geçmek istiyorum. Başakşehir mücadelesi burada. Başakşehir ben burada farklı kazanabilir. Hatta ben direkt skor beklentimi söyleyeyim sizlere. Konya maçının skoruna dedim ki 3-0 dedim ama kornere gideceğim dedim. 3-0'ı geldi. Burada da skor beklentim 3-0 arkadaşlar. Malatya'da ortalık karışık. Muhtemelen düşecek. Sadık Çiftbinar'ın yaptığı bir sürgünün hareket vardı bu maçta kart cezalısı. Ev sahibinde de Yusuf Endiya Şimiye bu maçta kart, ceza, kart cezalısı. Trezeget, Özcan, Alexis, Türüç, Okaka gibi isimler olacak. Burada Başakşehir kötü gidişe son vereceği bir rakip. Ben burada 3-0 gibi bir skor bekliyorum. Şimdi ev sahibi 1.5 üstü açmamışlar. 1.44'ten şöyle önereceğim. sonu 1.5 üst 1.44 gibi oranı var. İdealden alınabilir bu mücadele. 1.44 yazdık mı? Yazdık. Yanına da ben handikaplı 1.80'de bunun oranı var. Ben Başakşehir tarafındayım. Dediğim gibi zaten 3-0'lık bir skor beklentim var. Yüksek orandan da burada handikap önerebilirim sizlere. Geçiyorum. Hatay Adana Demirspor mücadelesi. İki tane ona Adana Demir şey bak favori. Yeni gördüm ha. Ben oranlara hiç bakmadım samimi söylüyorum. Adana Demir favoriymiş. Hatay son dönemlerde inanılmaz bir performans sergiliyor. Özellikle kim biliyorsunuz mu? LKB. LKB'nin yaptığı o bu adam sanırım sağ sol etkin kullanıyor sanırım sağ ve sol ayağını. Çünkü spiker öyle demişti diye hatırlıyorum. Sol ayağıyla attığı inanılmaz bir gol vardı 90'a attı. Yani şaşırttı lan bu adam ben neymiş dedim ya. Kontra atakları da çok iyi oynayabilen bir takım Hatay Spor mücadelesi. Yani bu maçta fazla düşünmeye gerek yok. Sizlerin de beklediği gibi ben bu mücadeleyi var tercihi bekliyorum. Muhtemelen sizler de burada hem atarlar hem yerler diye düşünüyorsunuzdur. Her iki takım da izleme, izleyene keyif veriyor. Ofansiyonları da kuvvetli. Sisse olsun, Dif olsun, orada Balotelli olsun, Vargas olsun, Akintol olsun. İsimler kuvvetli. Bir idealden bir KG var'ı düşünüyorum. Milan Bologna mücadelesi. Burada da şey çok karıştı. Inter hala yeniyor galiba. 1-0 öne geçti. Hakan penaltıdan attı. Puan inanılmaz karıştı. Yener mi? Vallahi yener mi bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ben bu mücadeleye tek tercih yüksek oranlı bir tercih yapacağım. Milan takılır mı? Yener mi? Yenerse de zaten bu banttan yener diye düşünüyorum. Ben Milan mücadelesine toplam gol 2-3 gol. Tek tercih 1.83 gibi orandan önereceğim. Değerlendirecekler yüksek orandan tekli olarak değerlendirsin bu mücadeleyi. Dediğim gibi benim beklentim alırsa bile zaten 2-0-2-1 bandını alır diye düşünüyorum. Ben burada 2-3 gol yaparak hem kaçıyorum hem de sürpriz çıkarsa 2-3 golden yüksek orandan yakalarız diye düşünüyorum. Eğer normal sonuçta çıkarsa eğer Milan galibiyeti de gelirse zaten ben bu galibiyetinde 2-3 gol bandına kalmasını, gelmesini bekliyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Arsenal Crystal Palace mücadelesi geçen ayın teknik direktörü veya bu ayın Geçen ayın teknik direktörü sanırım Arteta seçildi bakın. Arsenal öyle bir top oynuyor ki fırtına gibi esiyor bu aralar. Liverpool maçında kaybetti ama Liverpool'a karşı da bence çok iyi bir performans sergiledi. Crystal Palace bu sezon inanılmaz işler yapıyor. Fakat Arsenal bu maçta kazanır mı? Ben burada nokta atışı yapmak istiyorum. Sizlere maçın senaryosunu okumak istiyorum. Benim tam skor beklentim 2 birlik bir Arsenal galibiyeti. Bu skora göre bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Yüksek orandan gidilebilir taraf olarak. 1.76 gibi oranı var. Ya Crystal Palace atar mı kendi evinde atabilir. Ama dediğim gibi benim skor beklendi. Maç 1-1'e gelir. Ondan sonra maç böyle bir 2-1 olur. Arsenal atar maçı bitirir diye düşünüyorum. Valla 2-1'e göre istediğiniz bahsi alabilirsiniz. KG var alabilirsiniz. 2-1 skor alabilirsiniz. Taraf galibiyeti alabilirsiniz. Burada Arsenal'ın ben kazanmasını da bekliyorum. Güzel bir performans sergiliyor. İlk 4 mücadelesi var Arsenal'da. Eee, maç eksi var. Bakın Tottenham'ın hemen gerisinde 2 maç eksi var. 6-60 puanda Chelsea'yi geçme ihtimali de var. Chelsea'nin de bir maç eksisi var tabi onu da belirteyim. O yüzden ben Arsenal'ın ne yapıp ne edip bu maç bu tür maçlarda iyi bir şekilde ilerlemesini ve kazanmasını bekliyorum. Yüksek orandan oran riske değer diye düşünüyorum. Real Sociedad Espanyol mücadelesi. Bu Real Sociedad, -Real Sociedad takımı tam bir Angaz takım. Angaz takım nasıl bir Angaz takım? Neden bunu söylüyorum? Final paslarında bitiricilik ciddi anlamda sıkıntı. Oyarzabal takım da takımda yok. Sakat. Bir tane daha oyuncusu yok sanırım. Bu maçı kazanır gibi geliyor bana. Çünkü toparlandı Real Sociedad takımı. Kazanırsa da düşük skorda kalmasını bekliyorum. 4.5 altında bir yaparsanız 1.60 gibi oranı var bu mücadelenin de. Bu yönde değerlendirme yapabilirsiniz diyerekten de sizlere önereyim. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar dilerim. Toplamda 5 maç anlattım. 4-5 dakikada maçları anlattım. 5 dakikada reklamımızı yaptım. Neden reklam yaptım? Güzel performans sergiledik. Hepiniz de katıl telegram gruplarımıza bekliyorum. Bir kombine yapmadım şu an. Normalde kombine önerisi isteyenler oluyor. Kombineyi şu an yapmadım. Yarın şöyle bir detaylı son duruma bakacağım. Ona göre bir ideal kombine çıkartırım. Muhtemelen tek bir kombine çıkartırım. O kombineyi de zaten bu 5 maçtan 2 tanesini yan yana koyaraktan çıkartırım. Ondan katıl telegram grubuna gelir muhtemelen. Burada siz 5 maçı kafanızı yatanları hem idealden hem yüksek oranlardan değerlendirebilirsiniz. Hepinize bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.